İslam ve Toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Ahmet Mekki Efendi rahmetullahi aleyh. Gönlü kırık olun. Evliya-i kiramdan bir mübarek zat idi. İşi hep insanlara öğüt, nasihat idi. O bir günkü vaazında buyurdu: "Aman sakın, gönlü kırık olması lazımdır Müslümanın." Sahabeden birisi bir savaş meydanında salınarak yürüdü, hem de bir cenk anında. Resulullah bu halin farkına varmışlardır. "Bu doğru değil," diye ikaz buyurmuşlardır. Huneyn harbinde dahi yine eshab-ı kiram çok kalabalık olup 10.000 kişiydiler tam. "Bu ordunun önünde kim durabilir?" diye düşünüp az bir gurur gelmişti kalplerine. Lakin böyle düşünüp böbürlendiklerinden düşmanın karşısında dağıldılar hep birden. Savaşçı bir milletti zira karşıdakiler. Her attığını vuran okçuydu hepsi birer. Buna rağmen Allah'ın sevgili peygamberi atını mahmuzlayıp giderken tam ileri, Hazreti Ali tutup dedi: "Ya Resulallah, gitme ki hazretine zarar gelir maazallah." Buyurdu: "Abdullah'ın oğlu Muhammed'im ben. Tek başıma da olsa giderim çekinmeden." Asla gerilemedi bir milim olsa bile. Durdu fakat gitmedi onun bu ricası ile. Lakin Hazreti Abbas sesi gür kimseydi pek. İkaz etti ashabı şöyle nida ederek: "Ey Resulün ashabı, nereye gidersiniz? Burada yalnız kaldı bakın peygamberimiz. Söz vermemiş miydiniz siz ona ilk günlerde ki yalnız bırakmayız seni her tehlikede?" Onlar bunu işitip durumu anladılar. "Biz ne yapıyoruz?" deyip hemen toparlandılar. Kırık kalpli olarak saldırdılar bu kere. Allah'ın yardımıyla kavuştular zafere. Allah göğsü kabarık insanları sevmiyor. Başı önünde olan kulları beğeniyor. Dik başlılık kötü şey. Sen bir kulsun nihayet. Çok ibadet yapsan da arkasından tövbe et. Ancak böyle yapmakla buluruz rahat huzur. Zira her amelimiz bizim hata ve kusur. Edebi ve hayayı elden kaçırmayalım. Ve her insana karşı mütevazı olalım. Benim dediğim doğru, sen peki diyeceksin. Birine böyle demek kibirdir gayet kesin. İyi ol da gönlüyle o desin sana peki. Zorla peki dedirtmek bir marifet değil ki. Zira peygamberimiz ashabtan hiç kimseye asla söylememiştir bana peki de diye. Velakin o arslanlar aşık olup hep ona canlarını verdiler
çoğu onun uğruna. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kiram'dan olan İbrahim Havvas rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, bir Müslüman Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına ne kadar dikkat edip tatbik ediyorsa Allah-u Teala da onu o derece aziz eder. Diğer Müslümanların kalbine de onun sevgisini verir buyuruyor İbrahim Havvas kuddise sırru. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimizle görüşelim. İyi günler efendim. Alo. Buyurunuz efendim. İyi günler, kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Birkaç sorum olacaktı. Dinliyoruz efendim. Osman hocam, öncelikle duanızı istiyorum. Allah-u Teala razı olsun, sizden de sevdiklerinizden de razı olsun. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah. Amin cümlemiz inşallah. Sorumdan önce şöyle bir şey demek istiyorum vaktinizi almazsam. Hakikaten sizi dinliyorum. O kitaplarınız evde bulunduğu sürece hakikaten sirayet ediyor. Bir arkadaşım Saadet Ebediye kitabını vermişti bana. Sonra tekrardan o bana sirayet etti. Okumaya başladım. Sizi dinlemeye başladım. Dediklerinizi yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Hani bunu herkes bilsin, inansın istedim. O yüzden söylemek istedim. Çok teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun efendim. Cümlemizde. Benim sorum şöyle. Benim 18 senedir baş dönme rahatsızlığım var. Namaz kılarken secdeye başımı koyamıyorum. Ve senelerce ben bu yüzden namaz kılamadım. Bir sürü insanlar fetva verdi. Bıraktım en son. Böyle yapıyorum olmuyor, böyle yapıyorum olmuyor diye. Ondan sonra bir arkadaşımın vasıtasıyla ellerimi secdeye koyup eğilebildiğin kadar eğil dedi. Bir hoca diyeyim bari. Ondan sonra ben de öyle kılıyorum ama içime dert oldu. Hani oturarak mı kılsam, öyle yaptığım doğru mu onu bilemiyorum. Onu sormak istedim size. Peki nasıl efendim. Nasıl kılmam gerekiyor bilemiyorum. Bir de şunu söyleyecektim. Benim eşim alkol kullanıyor. Ve benim çocuklarım hepimiz onun yüzünden evde huzursuzuz bir şekilde. Bırakıp bırakmamaya da karar veremiyorum. Yani buna hakkım var mı? Çocukları babasız bırakmaya hakkım var mı? Ne desem yanlış oluyor. Yeri geliyor namazıma da laf ediyor. Onun için de dua ediyorum. Bir gün kızdığım insanlara iyi dua edebileceğim aklıma gelmezdi ama bunlar da sizin sayenizde sebep oldu. Estağfurullah. Yani çok şey hayatımda değişti. Allah razı olsun hepinizden, emeği geçen herkesten. Sorun bu kadar hocam. Teşekkürler. Ama namaz için tekrar söylüyorum. Namaz için net bir bilgi verirseniz tamam çok efendim. Memnun olurum. Tamam efendim. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. Merhaba hocam. Merhaba buyurun. Hayırlı sabahlar. Benim bir tane sorum olacaktı. Bir tane de dua istiyorum. İsmim Duygu. 4 kişi için evlilik istiyor, evlilik duası istiyoruz. 2 kişi için de iş duası, hani mesleğe yerleşsin diye. Bir tane de sorun var. Hacet namazını duamız kabul olana kadar mı kılacağız? Bir kere kılmak yeterli mi? Bir de işte eniştemin işinden hiç kazancı olmuyor. Sebebi ne olabilir acaba? Ona da dua istiyoruz. Bir de kendim için evlilik ve iş duası istiyorum. Peki efendim. Cenab-ı Hak hayırlı kimseler çıkarsın karşınıza inşallah Teala, evlenecek olanlara. Diğerlere de hayırlı işler versin efendim inşallah Teala. Amin. Teşekkür ediyoruz. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurunuz efendim. İyi günler. Ben önce dua isteyin çocuklarıma. Allah-u Teala size de evlatlarınızı da sevdiklerinizi de din ve dünya saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun inşallah Teala. Amin. Annem de hastanede. Anneme Cenab-ı de Hak şifa ihsan eylesin. Hayırlı hal nasip etsin inşallah Teala. Amin amin inşallah. Benim sorum şöyle hocam. Benim 17 yaşında oğlum var. Ona işte para kaldı babasından. Benim üstümde parası, yani bana yattı bankada. Ondan çocuğun haberi yok. Ama zekat miktarı var yani. Zekat miktarını geçiyor. Ona ben söylemedim senin paran var diye. Acaba ben zekatını veriyorum, kendiminkinle birleştirdim.
veriyor zekatını ama çocuğun haberi yok. Zekatını vereceğini de bilmiyor. Haber olmadığından acaba ben hani hata mı yapıyorum söylemekle diye düşündüm. Peki efendim. Bu bir yani bayağı bir seneden beri var. Tamam efendim. Üstünden geçti zekat. Verdim ben de. Acaba ben söylememekle işte onda tereddüdüm var. Çocuk başka sorunuz var mı? Başka sorum yok, sorum bu. Peki. Teşekkürler, hayırlı günler. Buyurun. Sıra bende değil mi? Evet efendim. Efendim, ilk dinleyicimiz 18 senedir dedi, bende de baş dönmesi rahatsızlığı var. Herkes de, işte Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh kitaplarına yazmış olduğu bir beyit var da, hep böyle durumlarda hep hatırımıza geliyor. Afeti gamdan acip dünyada kim azadedir? Herkesin bir derdi vardır. Madem ki alemzadedir. Bu dünya böyle bir yer. Mihnetli, sıkıntılı bir yer. Mutlaka herkesin bir derdi, bir sıkıntısı mevcut. Sizin de var mı? Yok. Benim bir elim yağda, bir elim balda. Sıkıntılı yani her gün yayına geliyorsunuz burada şen şakrak hiç değil böyle. Bir eliniz yağda, bir eliniz baldaymış gibi tabii, görünüyor tabii. Yani. Ben hep genç kalıyorum. Hep öyle. Öyle düşünenler de olabilir ama değil var mi? Var yani öyle düşünenler de var. Hatta burada TGRT'de bir muhabir kızcağı sordu. Siz de hep neşelisiniz dedi. Hiç üzüntünüz, sıkıntınız olmaz mı dedi. Allah'tan rahmet eylesin. Emel abiyi görmeseydik. O hep anlatırdı. Hep gülün. Ben de merak ederdim ya. Dedim. Yani Evliya-i Kerem de öyle. Yani niye öyle söylüyor? İnsanın sıkıntısı olur, bilmem ne olur falan. Bu Enver abinin derdi, sıkıntısı yok mu? Halbuki yakinen ne görüyorduk. Önce gazetede, sonra TGRT kuruldu, diğer şirketler kuruldu falan. Bütün şirketlerde şen şakrak. Enver abi bir şirkete geldiği zaman oho orası herkesin yüzünde güller açıyordu. Bir dinsiz kitapsız kafir bile Enver abilerle görse adamın şekli şemali değişiyordu. Neşeleniyordu. Evet neşeleniyordu. Ha bunun sebebi nedir? Ha bunlar dünyayı iyi anlamışlar. Şu anda burada konuşuyoruz. Bir dakika sonra ecel gelebilir. Ondan sonra ne bileyim felç gelir. Donar kalırsın değil mi? Bunlar hepsi olabilir mi? Yok olabilir. Biraz önce mesela o şiirlerle menkıbelerde anlatılıyor. Allah-u Teala dik duranı sevmez diye. Değil mi? Allah Teala dik duranı sevmez. Boynu bükük olanı sever. Hatta orada bir misal veriliyor. Ki o Enver abinin sohbetinden alınmış orada. Huneyn Harbi'nde Eshab-ı Kiram'dan bazıları yeni Müslüman olan gençlerin gönlüne gelmiş o. Şimdi ilk defa 12 bin kişilik güçlü bir ordu. Bunun karşısında kim durabilir falan diye gönüllerine geçmiş. Dillerine de söylemişler. Huneyn Harbi'nde 30 bin kişiyle karşı karşıya geldiler. İlk hamlede ricat ettiler. İşte Hazreti Abbas radıyallahu anh'ın birkaç ashab-ı kiram kaldı Peygamber Efendimiz'in etrafında. Hani dedi söz verdiydiniz. Seferde Hazar'da neyse yani canımız pahasına seni koruyacaktık. Nereye gidiyorsunuz? Nasıl dönüyorsunuz? Ondan sonra ashab-ı kiram kendisine geldi geri döndü. Huneyn'de. Tevbe suresinde Allah-u Teala buyuruyor ki hani diyor siz böyle böyle oldunuz. Sonra ben size yardım ettim buyuruyor Cenab-ı Hak. Melek orduları indi. Ve öyle galip geldi. Ve orada anlatılırken bir ifade daha geçiyor. İbadetlerden sonra bir. İmam-ı Gazali Hazretleri'nin sözü o. Günahlardan sonra bir defa, ibadetlerden sonra bin defa. Niye? Çünkü ben ibadet yaptım, ibadet yaptım. Otomatik olarak mevsim der ki sen mübareksin. Bak öbürleri ibadet yapmıyor. Sen mübareksin. Yani seni kibir ve ucuba sevk eder. Şeytan da destek verir. Kibir ve ucuba sevk eder. Onun için Anadolu'da bir tabir kullanılardı. Oklava gibi böyle dimdik durma. Boynun bükük olsun diye. Ağaç, serfi ağaçlar var. Böyle dimdik çıktı. Baltayı yedi buyuruyorlar tamam mı? Baltayı yedi. Meyve ağaçlar boynunu büktü. Allah-u Teala onlara da meyve verdi. Ama kavağa vermedi meyveyi. Bir yerde okumuştum. Veya sizden dinlemiş olabilirim. Dünya hani ekseni dünyanın 28 derecelik bir şey var ya 27-28 derecelik bir eğri ya biraz. Allah-u Teala işte bu dünyanın boynu biraz bükük olduğu için insanı buraya göndermiş. Şöyle sohbetlerde Emel abilerin sohbetlerinde okuyorsun ya.
Orada mı var? Orada Yaver abi anlatıyor. Olabilir. Tevazu etmiş, boynunu bükmüş dünya. Onun için de Cenab-ı Hak burada hayat vermiş, öbürlerine vermemiş. Hikmeti ilahi tabii, hikmeti ilahi. Yani tevazuyu anlatırken veriyorlar. Mesela Enver abilerin ve bütün din büyüklerinin vermiş olduğu bir misal daha var. Toprak. Bak su değil, toprak. Çünkü suya herkes cesaret demez, şey yapamaz falan. Evet su hayattır falan ama... Emir abilerin verdiği misal de... toprağı herkes çiğner. Hakikaten ya. Tepe tepe hem de. Üstünde gezinirsin, çiğnersin, kazarsın, gömersin, neyse falan. Ama ya bu kadar beni çiğnediniz, ettiniz, ben size meyve vermeyeyim demiyor. Toprağa düşen gene neşvine mağbul bir hayat buluyor. Hayat buluyor. Toprak misali, toprak gibi olur. Ama kolay mı? Değil. İşte din büyükleri, yakinen dünyanın ne olduğunu iyi kavramışlar. İyi kavramlar içinde Allah-u Teala'nın rızasından başka bir düşünce kalplerinde kalmamış. Onlar tek derdi ahiret. Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak. Bunun için de yatırımlar ne ahirete yapıyorlar. Yani sonsuz kendilerinde kalacak bir yatırım yapıyorlar. Şimdi dünyada bile aynı şekilde çok kazanan kimse rahat olur değil mi? Neşeli olur falan filan, işte hep kazanıyorum falan filan. Şunları yaptım, bunları yaptım falan. Adam böyle kendine göre aynı şekilde itimadı var, bilmem nesi var falan filan. Ama bu büyükler de sonsuz olan yer ahirete yatırım yaptıkları için... ve yüzleri de ahirete dönük olduğu için... onun için dünyada olanlara bu diyor geçer diyor şimdi. Dünyanın dertlerine yani. Dünyanın dertlerine ehemmiyet bile vermez. Gelip geçici bunların hepsi diyor. Fani çünkü. Onun için de hep neşeli olurlar. Peki bizimki... Bizimki onlara kıyas edilmez ya. Biz sadece gördüğümüzü taklit etmeye çalışıyoruz. Ama neyse konuyu açıyor da onu da anlatmadan edemeyeceğim. Bir genç anlatmıştı. Dedi abi dedi seneler önce Emre abiyle Fatih'te oturuyorlar daha o zaman. Ya dedi babam dedi böyle dedi Emre abiye gidip de aynı şekilde hani efendim müsaade eder misin izninizle öyle birisi değil dedi. Yapamaz dedi, beceremez dedi, yaklaşamaz da dedi. Biz dedi annem babam dedi beraber dedi umreye gideceğiz dedi. Ama dedi hiç söylemedik, izin de almadık dedi. Benim dedi içim yanıyor böyle dedi. Gittim dedi Fatih'e. Yaklaştırmıyor dedi korumalar dedi. İşte Emir abilerin bulunduğu evin o sokağın başında dedi. Bekliyorum dedi. Arabada dedi, Emir abinin arabası da dedi, dışarıda. Anladım ki Emir abi çıkacak evden dedi. Emir abi çıkınca dedi sokağın başından bağırdım dedi. Emir abi diye dedi. Emir abi döndü baktı dedi. Korumalar diyor falan. Geldi diyor, gittim diyor. Demiş niye orada duruyor? Demiş korumalar sokmadı buraya. Öyle bir çocuk. Öyle bir çocuk korumalar. Demiş ne derdin var? Demiş efendim demiş. Önceden sorulması lazımdı. Önceden sorulması lazımdı. Ama demiş babam müsait değil. Gelip size soramadı. Biz bileti aldık. Yarın buraya gideceğiz. Ama dua almadan da yani bir izin almadan da gidersek başımıza felaket de gelebilir. İstifade edemeyiz. Hani diyeceksin niye önceden değil? Önceden demiş beceremedi. Babam da beceremedi. Ben de gelemedim. Ama demiş içime bir ateş düştü. Bir dua edin biz yarın yolcuyuz. Bu da bir derece demiş yani. Gitmeden önce demiş. Gitmeden önce bir sormak bu da bir derece. Ya diyor ağzımdan çıkıverdi böyle diyor. Hemen bir neşelendi bir şey. Bu da bir derece değil mi? Bu da bir derece. Şimdi bizimki de bir derece. Çünkü... Alaaddin Attar Hazretleri, hocamı taklit ettim, hakikatine kavuştum buyuruyor. Hakikate kavuştum buyuruyor. Dolayısıyla ahiret derdiyle dertli olanlar yüzü güler. Ahiret derdiyle dertli olanlar yüzü güler, neşeli olur. Pozitif enerji yayar. Peki kalbine Allah-u Teala'nın yarattığı mahlukatın sevgisi yerleşmişse, haram günahlara aynı şekilde ölçü kabul etmez, hassasiyet kaybolmuşsa, bu kimse sıkıntılı olur. Çok parası olsa da, çok malı mülkü olsa da çok sıkıntılı olur. Etrafına aynı şekilde pozitif değil, negatif enerji yer. Kendisi de sıkıntılı. Parası olanın da derdi çok oluyor işte. Adam takip edip duruyor. Altın bu kadar yükseldi bugün. Yok döviz şu borsa şöyle oldu, şu oldu, bu oldu işte derken. Doğru, yatarken bile onların hesabını yapar. Şu kadar yani. Kazandım, sabah bu kadar kaybettim. Tamam mı? Başlıyor yani. Akşam zengin oluyor, sabahleyin bakıyor, borsa düşmüş, tüh 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 bizim paracıklar uçtu gitti diyor. Birisi anlatıyordu. Adam şimdi mesela bu hasta artık, işte çok paralar kazanmış falan. Borsada tabii o büyük paraları olanlar öyle az uz para kaybetmiyor. Gitti miydi 100 milyon birden gidiyor. Bakmış 100 milyon birden gidince... orada yeni almış kıymetli bir vazo, vazoyu tuttuğu gibi duvara fırlatmış, paramparça etmiş. Ya kafasını da kıracaklar bir de. Kafasını da kıracak tabii. Şimdi
dediğiniz gibi ahiret derdiyle dertlenmediği, dünya derdiyle dertlendiği için de sıkıntılı olur, üzüntülü olur ve böyle kimseler kasvetli olur, haşin olur, zalim ve gaddar da olur. Kalpten de merhamet bile kalmaz. Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şimdi dinleyicimiz 18 senedir baş dönmesi demişti, oradan gelmişti de dedi namazlarımı dedi çeşitli kimselere sordum, hatta dedi bana namaz bile terk etmiştim dedi falan. Birisi bir yol gösterdi dedi, öğle namazımı kılıyor. Şimdi bu dinleyicimiz ne yapacak? Kitaplar açık net yazıyor. Dizlerinden rahatsız olan, dizler ayakta duramaz. Oturduğu yerde namaz kılar. Efendim diz üstü oturamıyor. Bağdaş kurar. Efendim bağdaş da kuramıyor. İki ayağını kıble istikametini uzatır. Hatta sırtını da duvara yaslar. Öğle namazını kılar. Neyle? İma ile kılar. Bu dinleyicimizin başı dönüyor. Başı dönüyor. Ayakta duramıyor. Ayakta duramıyor. Oturacak. Efendim diz üstü oturamazsa bağdaş kursun. Bağdaş da kuramazsa ayaklarını uzatsın. Sırtını da duvara yaslasın. Peki secdeye gidemeyecek, gitmeyecek. İma ile namaz kılacak. Öyle tekbir alacak. Elini bağlayacak. Fatiha son musul okuyacak. Bitirdikten sonra rüküye giderken başını hafif eğecek. Bu rüküsü olacak. Semallahu lümen hamd edecek. Başını rükudan biraz daha aşağı eğecek. O da secdesi olacak buyuruluyor. Eğilmeyecek yani çok. Ha çok eğilmeyecek. Evet. Kendine göre. Yani başı nereye kadar aynı şekilde kaldırabilirse o hareketi oraya kadar yapacak. Hani diyelim ki efendim ta aşağıya doğru böyle birazcık daha eğilebilir. Eğilebildiği kadar. Yapabildiğini istiyor Cenab-ı Hak. Herkesten, her kulundan, kadın erkek kim olursa olsun. Dolayısıyla bu dinleyicimiz bu şekilde böyle ima ile namazını kılacak. Oturduğu yerde kılacak. Oturduğu yerde başıyla ima ederek, rükû ve secdelerini başıyla ima ederek yapacak. Ondan sonra da namazını bitirmiş olacak. Efendim kazaya kalan namazların da böyle, evet kazaya kalan namazları da, vakit namazlarında hepsini böyle kılacak. Sağlamken kazaya kalmıştı. Sağlamken kazaya kalanları da bu şekilde böyle ima ile kaza edebilir mi? Evet edebilir deniyor kitaplarda. Peki efendim ikinci bölümde devam edeceğiz. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı namaz varsa her şey var. Ömrümüzden geçen her saniye çok kıymetlidir. Bir daha asla geri gelmez. İnsanın en kıymetli varlığı vaktidir. Vakit nakittir buyurulmuştur. Nakit para demektir. Zamanı boşa harcamak, parayı boşa harcamak gibi olur. Para boşa harcanınca sermaye gider. Zaman boşa harcanınca da ömür sermayesi gider. Vaktinde yapılacak kıymetli işlerden biri de namazdır. Namaz dinin direğidir. Namaz kılmamak çok tehlikelidir. Çünkü Allahü Teala'nın emridir. Biz bir kul olarak bile birine söylediğimiz şey yapılmazsa gücümüze gider. Her gün 5 defa Allahü Teala'nın emrine hayır demek, devamlı ona meydan okumak ne büyük cesarettir. Dikkat edilirse bu tavır imansızlığı gösterir. Onun için sorumlu olduklarımıza ve sözümüzün geçtiği herkese mutlaka namazı bildirmek lazımdır. Eğer kılınmazsa, kaza kılacak kadar zaman geçtikçe, yani her 5-6 dakikada bir günahı öncekilerle toplanarak bir misli artar. Ankebut suresinde mealen doğru kılınan namaz her türlü kötülükten korur buyuruldu. Kötülüklerden uzaklaştırmayan namaz, görünüşte namazsa da doğru namaz değildir. Ama doğru kılıncaya kadar görünüşü de bırakmamalı. İnsan bir şeyin hepsini yapamazsa yapabildiği kadarını yapmalı. Tamamını elden kaçırmamalı. Bir şeyi güzel yapmak, onu çok yapmakla olur. Namazın güzelliği de çok kılmakla olur. Yalnız 5 vakit değil, her fırsatta kılmalı. Kaza borcu olmasa da kaza kılmalı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzülünce, hemen namaza durur ve gözümün nuru namazdır buyururdu. Miraç'ta kavuştuğu her nimete ümmetinin de kavuşmasını istedi. Orada da ümmetim dedi. Cenab-ı Hak da namaz nimetini verdi. İşte müminin miracı namazdır. Namaz İslam'ın 5 şartından biri ise de namazın içinde diğer 4'ü de vardır. Namazda iman vardır. İmanı olan namaza durur. Kelime-i şehadet vardır. Oruç vardır.
Bir şey yenirse namaz bozulur. Zekat vardır. Dünyayı, parayı düşünmemek gerekir. Hac da vardır. Kıbleye dönmeyenin namazı sahih olmaz. Hasılı namaz varsa her şey vardır. Namaz yoksa çok tehlikelidir. Namaz, müminle kafiri ayıran farktır hadisi şerifi bu tehlikeyi bildiriyor. Mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Kılmayan da kafire benzemiş olur. Dünya ve ahiret saadeti iki şeyle olur. Birincisi, İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyük bir Allah dostuna kavuşup, onun tarafından kabul edilmektir. Bizim kabul etmemizin önemi olmaz. Onların kabul etmesi gerekir. Kabul etmelerine layık olmak için onları kusursuz sevmek, onları sevmeyenleri sevmemek ve yollarında olmak gerekir. İkincisi namazdır. Namazsız hayat olmaz. Namazsız Allah'a da kavuşulmaz. Namaz kılmayanın ibadetleri ruhsuz cesede benzer. Hiç sevap verilmez. Yani namaz kılmadığı halde oruç, zekat, hac gibi ibadetleri yaparsa sadece farz borcunu ödemiş olur. Ama o ibadetlere mahsus sevaplara kavuşamaz. Namaz her şeyin başlangıcıdır. Üzülünce, canımız sıkılınca, işimiz bozulunca, hastalanınca namaz kılmalı. Çünkü bir kulun yüce Allah'a en yakın olduğu yer namazdır. Namazda da en yakın yer secdedir. Büyük zatlar evdeki kedi tabak kırınca namaza dururlarmış. Ya Rabbi, ben bir hata işledim ki bu iş başıma geldi diyerek tövbe ederlermiş. Yoksa kedi tabağı niye kırsın diye düşünürlermiş. O halde namaz gibi bir nimet, namaz gibi bir çare varken elimizi gözleri görmeyenler gibi sağa sola değil Allah'a uzatıp namaza sarılmalıyız. İmandan sonra namaz gelir. Namaz kılmayan 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 fakir doyursa, hepsi bir vakit namazın sevabına ulaşamaz. Temelsiz bina olmaz. Namaz dinin temelidir. Direksiz bina olmaz. Namaz dinin direğidir. Hazreti Ali yeni bir hadis-i şerif duyunca, kim olursa olsun bunu söyleyen kimseye, vallahi ben bunu Resulullah'tan duydum diye yemin ettirirdi. O şahıs yemin edince o hadis-i şerifi naklederdi. Ama Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan bir hadis-i şerif duyunca yemin istemezdi. Çünkü onun Sıddık olduğunu bilirdi. Sıddık olan zata sen Sıddık mısın denmez. İşte Hazreti Ali'nin Hazreti Ebu Bekri Sıddık'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte, günahı ne kadar çok olursa olsun bir mümin abdest alıp Allah için iki rekat namaz kılarsa günahları affolur buyuruldu. İnsan günah işlemez mi? Hepimiz günahkarız. Günahı çok olmanın ölçüsü ne? Onu da bilmiyoruz. Büyük bir zat, içinizde en günahkar benim. Çünkü içinizde en yaşlı, en çok nefes tüketen benim. Allahü Teala'yı unutarak gafletle alınıp verilen her nefes günah yazılır buyuruyor. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam. Efendim, ilk dinleyicimizin bir sual daha vardı. Beyim dedi alkol alıyor dedi. Evde huzursuzluk var dedi. Yani çocuklarım da var dedi. Ben de daha önce mesela böyle kötülük yapan, hoşlanmadığım kimselere dua etmezdim dedi. Ama dedi işte birisi bir ilmihal verdi. Sonra sizi dinlemeye başladım dedi. Yani Allah'a denen dinini öğrenmeye başlayın dedi. Yani beyime de dua ediyorum dedi. Etmeye devam etsin, istiğfara devam etsin. Efendim kitaplarda buyuruyor ki hiçbir sebep yokken bile boşanmak helaldir, mubahtır. Ama Allah'a denen sevmediği bir mubahtır buyuruyor. Peki sabredirse? Yarın ahirette sabredenler safında olur. Dua etsin, çocuklar ile ilgilensin, beyine de dua etsin. Allah'a denen hidayet nasip etsin, tövbe nasip etsin. Ya bakarsın, tövbe eder, imanını kurtarırsa, maksat bir kişinin daha imanını kurtarmaktır, cehennemden kurtarmaktır. Allah Teala yar ve yardımcılar olsun, çünkü boşanmak çare değil. Evet, caizse de, hani böyle sıkıntı veriyor caizse de, ama şey değil, yani Allah'tan razı olduğu, beğendiği bir şey değil. Beğendiğim mubahlardan değil.
Allah-u Teala kolaylık versin. Tabii tercih kendilerine ait ama hani biz din büyüklerinin buyurduklarını tavsiye ederiz. Sabretmesini. Efendim gelelim diğer dinleyicimizin sualine. Hacet namazı dediği ne zamana kadar kılınır? Eğer bir şey varsa bunu her gün değil de zaman zaman aynı şekilde tekrarlamanın bir şeyi yok. Kitaplarda da buyuruyor ki duaya o murad hasıl oluncaya kadar devam etmeli. Yani bırakıvermemeli. Ya dua ettim ama kabul olmadı dememeli. Israr etmeli. Tövbe de öyle. Tövbeye de devam etmeli buyuruyor. Hacet namazının gün içerisinde bir zamanı var mı? Namaz kılması mekruh olan vakitlerin dışında istediği zaman da kılınabilir. İstediği zaman. Ya kuşluk vakti gibi değil mi? Kuşluk namazı gibi değil mesela. Ya onun zamanı belli. Onun zamanı belli. Evvabin belli. Belli. Teheccüd belli. Mesela hacet namazı teheccüd vaktinde kılınır, kuşluk vaktinde kılınır, akşam namazından sonra kılınır, akşamla yatsı arasında kılınır. Yani namaz kılması mekruh olan üç vaktin dışında istediği zaman aynı şekilde kılınabilir. Ama şimdi evet hacet namazı da çok kıymetlidir, şeydir ama bu zamanda en kıymetli olanı nedir? Mesela Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh yani kitaplardan seçiyor. Bu asırda lazım olanla kitabını almışlar. Kitaplarını almışlar. Nedir? Önce bir sadaka vereceğiz. Sonra istiğfara devam edeceğiz. İstiğfardan önce salavat-ı şerife, 100 salavat, 100 istiğfar. Sonra bir Fatiha, 3 ihlas okuyacağız. Sonra tam İbn-i Saadettin kitabında büyük alimler diye yazılı Sesile Aliye Büyükler'in şiir halinde onu aynı şekilde okuyacağız. Ve ya Rabbi okuduklarımı verdiğim sadakadan, okuduğum salavattan, istiğfardan, Fatiha ve İhlas-ı Şeriflerden hasıl olan sevabı şurada ismi geçen zatlara ben hediye ettim. Ya Rabbi benim böyle bir sıkıntım var. Bu sıkıntımın gitmesi için ben bu zatları vesile ederek senden istiyorum ya Rabbi. Diye dua etmeli. Ne zamana kadar? O muradına kavuşana kadar. İnşallah Teala hayırlı netice hasıl olur. Bir de dinleyicimiz dedi ki eniştemin dedi kazancında bereket yok. Peygamber Efendimiz zamanında aleyhissalatü vesselam birisi geliyor. Diyor ki ya Resulallah evimde böyle böyle bir bereketsizlik var. Buyuruyor ki bu anlattığım bereketsizlik namaz kılmamaktan kaynaklanıyor. Git bir karış araştır evde namaz kılmayan var mı? Gidiyor hanımını çocukları falan bakıyor geliyor tekrar. Diyor ki ya Resulallah herkes evde namaz kılıyor. Buyuruyor ki bu namaz kılmamaktan kaynaklanan bir bereketsizliktir. Komşularını araştır. Geliyor diyor. Komşular da kılıyormuş ya Resulallah. Sokağı araştır. Sokağı araştırıyor. Sokaktakilerin hepsi Müslüman. Hepsi beş vakit namazını kılıyor. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ama buyuruyor anlattığın bu bereketsizlik namaz kılmamaktan kaynaklanan bir bereketsizlik buyuruyor. O zaman tekrar dönüyor gidiyor. Sonra bakıyor ki yani bunların köşedeymiş bahçe duvarı kapı girişinde bir cenaze olmuş. Tabutla oradan giderken tabut oraya sürtmüş orayı yıkmış. Araştırmış. Bu cenaze namaz kılmıyormuş. Geliyor diyor ki ya Resulallah böyle böyle olmuş. O duvarı yık yerine yapıyorlar. Yıkıyor yapıyor o bereketsiz de gidiyor. Onun zulmeti oraya sirayet etmiş. Dolayısıyla şimdi namaz kılmıyorsak harama helale dikkat etmiyorsak nasıl bereket olsun Mustafa Bey bir evde? O olmaz ki. O olmaz. Yani ben Allah-u Teala'nın emirlerini yapmayacağım. Ve ondan sonra ya Rabbi benim kazancıma bereket ihsan et. Yani tamam. Neye benzer? Özür dilerim sözünü kestim de. Şimdi mesela TGRT FM'de adam size geliyor diyor ki Mustafa Bey diyor ben diyor TGRT'ye gelmeyeceğim çalışmayacağım ama bana maaş verin. Herhalde bir defa iki defa bir dinlersin üçüncüsünde gel gel der sana maaş verelim güzel bir sopa çeker gönderirsin değil mi? Evet. Allah Teala'nın dediklerini ben yapmayayım ama benim dediğim Allah Teala yapsın. Ha olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey ya? Zamanımızda da öyle şey. Kendisi yapmıyor başkalarının aynı şekilde yapmasını bekleyen çok kimse var öyle.
başkasına. Olmaz o. Önce biz Rabbimizin emirlerini yerine getireceğiz ve o bereket otomatik olarak aynı şekilde gelir. Sonra ticaretle meşgulse, ticareti İslamiyet'e uygun mu değil mi onu da araştıracak. Mesela şimdi daha hiç adam sormuyor, soruşturmuyor falan. Abi işte şu iş yap, tamam bir kredi çekelim falan. İyi de arkadaş, o iş için kredi çekmek caiz mi değil mi? Yani sen işin başını faizle başlatıyorsun. Ondan sonra da bereket bekliyorsun. Çok zor, çok zor. Hiç kimse ayağını yorganına göre uzatmayı değil. Böyle çok param olsun, çok kazanayım falan. E tabii ondan sonra kredi çekiyor, iflas ediyor. Ondan sonra aa işte evine haciz geldi, bilmem nesine ne geldi. Gelir tabii ki. Başka olacak, olacak başka bir şey söz konusu değil. Efendim son dinleyicimiz 17 yaşında bir oğlum var dedi. Babasından para kaldı herhalde, vefat etti galiba. Dedi nisap miktarı parası da dedi. Ben dedi bir senedir söylemiyorum dedi. Yani çocuğun haberi yok bundan dedi. Benim üstüme dedi. Benim üstüme yatırıldı dedi. Çocuğun haberi yok bundan. Çocuğa söylemesi lazım. Çocuk zengin olduğunu bilmesi lazım. Buna kurban kesmek vacip. Geçen sene zekat vermediyse, ondan sonra kurban kesmediyse onu da ödemesi lazım. Çocuğa bunu alacak, diyecek yavrum böyle böyle benim üzerime geçmişti. Ama aması yok bu işin. Aması yok. Çünkü çocuk buluğa ermiş. Buluğa eren bu çocuğun yarın ahirette bu hesap ona. Sen gizlersen bunu gasp etmiş olursun. Ve ayrıca sen hesaba çekilirsin. Dersin ki geçen sene de sana zekat aynı şekilde farz olmuştu. Bu sene de zekat farz. Kurban kesmek de vacipti. Bu sene de aynı şekilde kurban kesmek. Önümüzdeki kurban bayramında sana kurban kesmek vacip olur. Anlatacak. Gerekirse çocuğun üzerine. Ha şimdi kanunen 18 yaş mı diyor? 18. Tamam 18 yaşa kadar aynı şekilde annesinin hesabında kalsın. Çocuğa bunu açık net anlatsın. Ondan sonra çocuk da desin ki anne. Ben sana başka kardeşleri falan yoksa onu sana hediye ettim derse kadın kendisinin de varmış onun zekatını veriyor. O zaman zekat ve kurban hani zekatı bir kişi verir kurban da bire düşer. Yok ben seni vekil ettim benim kurban işimi de zekat işimi de sen hallet. Kanunun bildirdiği o zaman gelene kadar der ama çünkü kanun öyle diyor da din bu zengin diyor. Bunu zekat vermesi farz kurban kesmesi vacip diyor. Dolayısıyla bunu da çocuğun bilmesi lazım. Ondan saklamak o uygun olmaz. Efendim niye öyle diyorsun? Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyorsun sen. Allah-u Teala. Ya başka türlü ileride şey yapardı. Anne niye şey yaptın? Sana küserse, sana darılırsa, seninle alakayı keserse, sana eziyet etmeye kalkarsa. Ya bir sürü handikaplar var. Sen doğru olanı yap. Allah-u Teala'ya sığın. Allah-u Teala'ya sığın. Ve çocuğa bunu da haber ver. Cemal. Dua edeceğimiz zaman mesela diyorsunuz ya işte Silsile-i Aliye Büyüklerine. Şimdi Silsile-i Aliye Büyükleri dediğimiz o Tamim ve Saadet-i kitabında yazan silsilede yani 33-35 tane mübarek zatın ismi var. Şimdi bunlar birbirinin talebesi veya birbirinin hocası öyle diyelim. Bu hocaların bunca zaman içerisinde başka talebesi yok muydu da bir tek bunlar oraya yazıldı yani silsileyi. Mesela Abdülhakim Arvas Hazretleri ya da İmam Rabbani Hazretleri'nin birçok talebesi olması lazım diye düşünüyor insan. Sadece bu mu yani? Orada yazan mı? Silsile. Niye onunla takip ediyor silsile? Mesela bu Silsile-i Aliye diye bilinen zatlardan İmam Rabbani Hazretleri'nin oğlu Muhammed Masum Hazretleri'nin 900 bin talebesi vardı böyle. 900 bin. Hepsinde kalbini bir anda kontrol ederdi buyuruyor. Ve İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Muhammed Masum Hazretleri'nden farklı abileri var. Ayak ucunda metfun abileri de. Onlar da çok yüksek. Ama Allah-u Teala seçerken ruhen, kalben, aklen Muhammed Masum Hazretleri'ni seçmiş, yaratmış. Ana trafo bu. Öbürleri o derece aynı şekilde yani kapları büyük yaratılmış. Öbürleri değil. Bu yani nasıl biliniyor veya öyle sorayım. Hani nasıl biliniyor? Allah-u Teala onu seçmiş tamam da nasıl biliniyor? Öbürleri kıskançlık da olur mesela. Olur, olmaz mı? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir sürü eshabı var değil mi? Onun kalbindeki nur iki kanaldan geliyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Birisi vilayet nuru. Onu Hazreti Ali'ye yükledi. Öbürsü Hazreti Bekir'e yüklendi. Nübüvvet. Nübüvvet yolu deniyor ona. Eshab-ı kiram 124 binden fazla.
Hazreti Ömer de çok, Hazreti Osman da var. Niye onlarla değil? Allah-u Teala ezelde seçmiş, peygamberimize bildiriyor onu. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala an hazretleri kendi inisiyatifiyle bunu yapmıyor. Ona bildiriliyor. Selman Farisi hazretlerine deniyor. Selman Farisi hazretleri, Selman Ehl-i Beyt'tendir, iltifatına mazhar olduğu halde peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir'in talebesi oldu. Çünkü onun vasıtasıyla peygamberimizin kalbindeki nuru çekebildi. Cenab-ı Hak ezelde öyle seçmiş. Ve Selman Farisi Hazretleri de kendisinden sonraki gelecek yükleme yapılacak. Yüzlerce binlerce talebesi vardı Selman Farisi Hazretleri'nin de tabiinde. Ama kim seçildiyse ona yükledi. Şimdi Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala ile bir şey anlatmış. Bir talebesi anlatmıştı da oradan dinlemiştim. Buyuruyorlar ki Muhammed Masum Hazretleri bir gece talebesi Ahmet Ekrit Cüryani Hazretleri'ni çağırıyor gece. Buyuruyorlar ki Medine-i Münevvere'de bir mürşidi kamil vardı. O vefat etti. Onun yerine sen tayin olundun bu gece buyuruyorlar. Ve üstüne basa basa Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki bakın kardeşim buyuruyorlar seni tayin ettim demiyor. Tayin olundun diyor. Kendisinden önceki o büyüklerin ruhaniyeti tecessüm ediyor. Diyorlar ki Allah-u Teala'nın yükleme yapılması gereken ve orada vazife yapması gereken bu. Buna yükleme yap gönder. Onlar emanetçi. Kime derlerse ora. Mesela Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri. Abdullah Dehlevi Hazretleri'nin talebesi. Abdullah Dehlevi Hazretleri. Birçok talebesi var. Ama baktı. Ha, buna yüklenecek. Buna yükledi. Çünkü onu bekliyordu. Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri'nde birçok talebesi vardı. Aha, İstanbul'da Abdülfettah Akri Hazretleri de onun talebesi. Halifesi. Halifesi. Ama Taha-i Hakkari Hazretleri seçildi. Seçti Allah-u Teala. Ona yükleme yapıldı. Taha-i Hakkari Hazretleri'nde çok talebesi vardı. Seyyid Hilmi Hazretleri. Onun da talebeleri vardı. O da Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri'ni seçti. Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin de birçok talebeleri vardı. Birçok. Ama hiçbirisi Hüseyin Hilmi Efendi gibi değildi. Çünkü o seçilmişti. Ona yükleme yaptı. Ona yükleme yaptı. Peki onlar nereden bilir bunu? Kendilerine bildiriliyor. Yaratılırken yüksek yaratılıyor. Ana tarafı olacak olanlar. Bir işaret alınıyor yani. Evet, işaret alınıyor. Dolayısıyla bunlar ana tarafı. Bunlar ana tarafı. Ha, bunun dışında birçok talebeleri var. Mesela halifelik makamında işte Abdülfettah Akri Hazretleri onlardan birisi. Geç aynı şekilde Mehmet Emin Tokadi Hazretleri. Ondan sonra Murad-ı Müzevi Hazretleri. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri de Muhammed Masum Hazretleri'nin talebesinin talebesidir. Murad-ı Müzevi Hazretleri Muhammed Masum Hazretleri'nin direkt halifesidir. İstanbul'a gelmişler bunlar. Babasının ayrına gelmedi bunlar buralara. Gönderilmediler. Buradakileri irşad için görevlendirdiler. Buradakileri irşad için görevlendirdiler. Onlar yetiştiriyor. Nereye ne lazımsa. Kendilerine aynı şekilde ilham ediliyor, bildiriyor. Şak diye aynı şekilde oraya gidiyorlar. Mesela şeyde Emir Buhari Hazretleri var. Özür dilerim. Bursa'da. Medine-i Münevvere'ye geliyorlar. Diyor ki burada kalacağız. Bir gün kalkıyor. Toparlanın gidiyoruz. Nereye diyorlar efendim? Yani bir talebesi var. Burası dediniz. Bu gece bize emredildi. Nereye? Yola çıkacağız, bize rehberlik edecek kandiller olacak buyuruyor. İşte ta Bursa'ya kadar geliyor, kandil sönüyor, burası diyor. Medine-i Münevvere. Onlar özel tayyaresi yoktu ki Mustafa Bey ya. Evet. Çıkıyor ve aynı şekilde geliyor. Çıkıyor ve aynı şekilde geliyor. Şimdi Hindistan nere? Orta Doğu nere? O günkü şartlarda düşün. Abdullah Dehlevi Hazretleri yükleme yapacağım Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri Bağdat'ta. Ama ver elini Hindistan yolunu tutuyor. Irak, İran, Afganistan aşacak, Himalyalar inecek, Delhi'ye gidecek. Bir de geri gelecek. Bir de geri gelecek. Geri gelecek. Ve dolayısıyla bunlar seçilmiş. Allah-u Teala bunları seçmiş. Onlar ana taraf. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve toplum.